Partisi. Evet değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti, hidayet ve mağfireti üzerimize olsun. Bu güzel şölene hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ey arştan ayet ayet Kur'an indiren, böyle bir aleme Habibini rahmet olarak gönderen, bizleri iman ile, İslam ile şereflendiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Vakti sururu sefa! Mehter başı! Hey hey! Merhaba ey mehteran. Mehteran. Devlete selam. Hastuk. Ceddin denen. Haydi. Ya Allah. Hey. Hey. Çetin deden nesil baban, Çetin deden nesil baban, hep kahraman Türk milleti, orduları pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan, orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan. Hey! Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Hey! Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun, var olun. Şükranlarımızı da sunuyoruz sizlere.
54 Adana Denizli Lüleburgaz 694 plakalı araç sahibi, makam aracımız giriş yapacak ancak sizin aracınız yüzünden şu an giriş yapamıyor. Acil bir şekilde aracınızın başına. Yine 54 Bursa Yozgat 284, 54 Fatsa Samsun 730 plakalı araç sahipleri acil bir şekilde araçlarını bulundukları yerden çekmeleri gerekiyor. Hastalar şifa bula, dertliler deva bula, borçlular eda bula, kamu halkı cihan, yeniden refah, yeniden Erbakan bula. Mehterem sağa dön, savaş marşı, haydi yağla. Zor beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Habercisi Edirne'den Ardahan'a diriliyoruz. Edirne'den Ardahan'a diriliyoruz. Şimdi biz varız, yeniden refah ile kurulsun. Thank you.
Genç adam, bundan böyle senden beklediğim tabutumu öz ellerinle Musalla taşına koyarken Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Sur'da, Sur'da bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpesiyonizm, artık ne yandan eserseniz. Ey Sakarya gençliği, inancımız ve ideallerimiz uğruna fedakarlık yapmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Muhterem Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanlarım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve salonu hınca hınç dolduran Sakarya Gençliği, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Muhterem Genel Başkanım, bu gençlik ve salondaki heyecan bizlere diyor ki inşallah ilk seçimde yeniden Refah Partisi'ni iktidar ve muhterem Genel Başkanımızı, liderimizi devlet başkanı yapmaya hazırız. Salondaki heyecan bunu söylüyor bize inşallah. Muhterem Genel Başkanım, salondaki bu heyecan diyor ki bizler bir şeye iman eder ve inanırsak tıpkı cennet mekan Muhammed Fatih Han gibi, genç komutan gibi gerekirse dağlardan tepelerden gemileri yürütürüz ve gerekirse atımızı denize süreriz. Ya İstanbul beni fetheder ya ben İstanbul'u diyerek İstanbul'u fethederiz diyor bu gençlik. Muhterem Genel Başkanım, salondaki bu heyecan bizlere diyor ki İran üzerine giden İslam ordularının komutanı Halid bin Velid, ona elçi gönderen İran, o zamana kadar hiçbir şekilde yenilmeyen İran komutanı, kumandanı Rüstem, siz hangi cesaretle, hangi inanışla benim üzerime geliyorsunuz? Bu vakte kadar hiçbir zaman bir savaşı kaybetmemiş bir orduya nasıl bir orduyla geliyorsunuz diye sorduğunda Halid bin Hazretleri, gidin komandanınıza söyleyin, öyle bir orduyla onun üzerine geliyorum ki bu ordu hayatı sevdiği kadar ölümü de seven bir ordu. Böyle bir orduyla onun üzerine geliyorum. Böyle adammışlık üzere gelen bir orduyla üzerine geliyorum dediklerinde şimdi bu salonda tıpkı Halid bin Velid'in ordusunun heyecanını görüyorum. Çünkü onlar 7/24 bütün televizyon kanallarında konuşsalar da, bütün anketlerde onlar tarafkirlik yapsalar da, onların akademisyenleri televizyon kanallarında sabah akşam bir şeyler anlatsa da arada bir fark var. Bu farkı çok iyi bu salon gösteriyor. Nedir o fark? Onların seçmenleri Milli Görüş davasının, yeniden Refah Partisi'nin inananları var. Bu gerçeği hiçbir türlü kapatamayacaklar. Muhterem Genel Başkanım, salondaki bu heyecan bizlere diyor ki tahtı pahasına imanının kendisine yüklemiş olduğu şuurla Kudüs davasını satmayan cennet mekanı Abdülhamit Han gibi, yeniden Refah Partisi ve Milli Görüş davasının erleri de ne Milli Görüş davasından vazgeçecekler ne de liderini yalnız bırakacaklar. Bunun sözünü veriyorlar. Bu salondaki heyecandan bu duygu ve düşünceleri de alıyoruz. Ve diyoruz ki Kıbrıs'ı fethettiğimiz gibi bir gün
Selahattin Eyyubi vasıflı bir komutan, bir devlet başkanı inşallah başa geçtiğinde kahraman ordumuza, peygamber ocağı olan ordumuza Kudüs-i Şerif'in kurtulması, tekraren fethedilmesi için ordular, ilk hedefiniz Kudüs'tür emrini verecektir. Bu gençlik bugün bunu söylüyor bize. Selam olsun Kudüs gençliğine, selam olsun milli gençliğe. Muhterem Genel Başkanım, çok uzun zaman, çok uzun zaman bu topraklarda ekilen tohumların, güzel insanların yetiştiği bu menbaa topraklarda ismi unutulmayan, her daim hatırladığımız zaman duayla yad ettiğimiz insanlar geldi geçti. Bunlardan bir tanesi Milli Gençlik Vakfımızın Şehit Genel Başkanı Adnan Demirtürk abimizdi. Uzun süreler beraber hizmet etme imkanı bulduğumuz muhterem genel başkanımız, şehit abimiz, büyüğümüz bize her daim her konuşmasında şöyle bir nasihatta bulunurdu. Sizler ey milli gençlik, ey milli gençlik kadroları, sizler bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir ağaç dikiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir adam yetiştiriniz. İşte Allah hamdü senalar olsun, milli gençlik bir yıl sonrası için tohum da ekmiştir, 10 yıl sonrası için bu topraklara ağaç da dikmiştir, 100 yıl sonrası için insan da yetiştirmiştir elhamdülillah diyoruz. Muhterem Genel Başkanım, Osmanlı'nın Cumhuriyeti en büyük hediyesi, son yüzyılın siyasi müştehidi, Cihat İlmihal'ının müellifi, hayatını ülkesine, milletine, davasına vakfetmiş olan cennet mekanı Erbakan hocamızın gençliğe dediği gibi, bizim hareketimizin motoru gençliktir. Genç davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasanların yolundan yürüyen insandır. Gençliğin, gençliğini insanlığın kurtuluş davasına adayan Milli Görüş Gençliği dün olduğu gibi bugün de yeni dönemden de şahlanış destanlarını yazacak potansiyele sahiptir. Ey muhterem hocam, bunun ispatı bugün burada Sakarya'dadır, Sakarya gençliğindedir. Hocamıza gani gani rahmet olsun, mekanı cennet, makamı âli olsun diyorum. Milli gençliğin genç lideri muhterem genel başkanım, Sakarya'daki bu coşku bize diyor ki ve size söz veriyoruz ki Sakarya'nın hal lisanıyla bize söylediği şudur. Başkanım, başkanım, bırakın bozuk saatler yalan yanlış işlesin, çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Başkanım, emir verin, fetih hazırlığı başlasın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Başkanım, siz de geçtiniz hocam gibi yardan, anadan, serden. Sizin de destanınızı okuyacak bu gençlik ezberden. Başkanım, haberimiz vardır taşıdığınız değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Hayat ve mukadderat, kemaluhu zevaluhu, artık devir değişti. Müjdeler olsun, yeniden Refah Partisi geliyor. Müjdeler olsun, Milli Görüş geliyor. Ey Sakarya gençliği, size söylüyorum, haber salın mustazaflara, haber salın mağdurlara, haber salın ezilmişlere. Yeniden Refah Partisi geliyor, yeniden Milli Görüş geliyor ve genç lider Erbakan geliyor. Haber salın, müjdeler olsun.
son sözümüz şudur ki... Evet, sadece Sakarya'yı duyuyoruz. Başkan Erbakan! Son kez ve aşkla Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! 13-15 Mayıs 2022 tarihinde Bulgaristan Burgaz'da yapılan 2022 Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 103 altın, 62 gümüş, 24 bronz madalya alan, 189 toplamda madalya kazanan milli takımımızın sporcuları 15 Sakaryalı kardeşimiz genel başkanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Ve federasyon başkan vekilimiz Abdurrahman Akyüz başkanımızı da ekibiyle birlikte sahneye davet ediyorum. Şu milli takımımıza alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Esselamu aleyküm milli görüşçüler. Esselamu aleyküm kardelenler. Esselamu aleyküm serden geçtiler. Esselamu aleyküm ikinci 40 yılın kahramanları. Esselamu aleyküm yeniden büyük Türkiye'nin mimarları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden Refah Partimizin hareketimizin yeniden Refah Partimizin itici gücü gençlik kollarımız. Hareketimizin olmazsa olmazı çok kıymetli hanım teşkilatlarımız. Hareketimizin manevi gücü, ak saçlı, ak sakallı milli görüş çınarları. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Elbette ki bu salonu böyle coşkuyla, böyle muazzam bir insan selalinde dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Sakaryalılar, tüm Sakaryalı milli görüşçüler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Hüseyin Erbakan!
Yeniden Refah Partimizin Sakarya ikinci olan il kongresi hayırlı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bugün Sakarya'da aşk var, heyecan var, coşku var. Milli görüşçülerin gözlerinde o muazzam parıldama var. Her zaman söylediğimiz gibi biz bu salonları cep harçlığı vererek, yoklama alarak, zorlamayla, kamu kurumlarının personellerini getirerek değil, biz bu salonları aşkla dolduruyoruz, aşkla, aşkla. Bugün ve Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu aşk ve heyecan koltuk sahibi olma heyecanı değil, ihale alma heyecanı değil, makam ve rakam aşkı değil. Bu aşk ve heyecan mazlumları, ezilenleri kurtarmanın heyecanıdır. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu aşkı ve heyecanı bizlere aşılayan merhum liderimiz, Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamızdan Allah binlerce kez razı olsun. Cenab-ı Allah bizleri kendisine layık dava eri, kendisine layık evlat eylesin. Onunla birlikte bu kutlu sancağı yıllarca taşıyıp bizlere emanet eden ikinci 40 yıl gençliğine, ikinci 40 yılın kahramanlarına emanet eden bütün geçmiş dava büyüklerimizden de Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bizlere de bu kutlu sancağı şanla, şerefle taşımayı ve layık olduğu yere kalenin en yüksek burçlarına dikmeyi nasip eylesin. Erbakan hocamızın birinci 40 yılda gösterdiği hedeflere ikinci 40 yılda hep birlikte ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Sözlerimizin başında Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizleri Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmemizi nasip ettiği için, bizi insan olarak yarattığı için, bizlerin milli görüş şuuruyla şuurlanmamızı nasip ettiği için ve o milli görüş davası uğrunda, o hak dava uğrunda istirahatimizden, hafta sonumuzdan, ailemizden, ticaretimizden, işimizden, gücümüzden fedakarlık ederek bu hak dava uğrunda, milli görüş davası uğrunda bu çalışmaları, bu gayretli çalışmaları yapmayı nasip ettiğine, Sakarya'mızdaki hanım ve gençlik teşkilatlarımıza ve Sakarya'mızın bütün teşkilat mensuplarına, bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Kendileriyle birlikte çok kıymetli genel başkan yardımcılarımıza, MKYK üyelerimize, genel merkez gençlik kolları başkanımıza, misafir il ve ilçe başkanlarımıza, kıymetli divan başkanımız ve divan üyelerimize, basın mensuplarına, emniyet güçlerine, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerine, tüm misafirlerimize, protokol mensuplarına da teşekkürler ediyorum. İnternet üzerinden bu kongremizi
ekranları başından izleyen bütün milli görüşçülere, aziz milletimizin kıymetli evlatlarına da teşekkürler ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Yine sözlerimize başlarken çok güzel bir, çok muazzam bir gelişmeyi sizlerle bir kez daha paylaşarak başlamak isterim. Türkiye genelinde bütün siyasi partiler içerisinde geçtiğimiz ay bir aylık sürede en fazla üye kaydeden parti yeniden Refah Partimiz oldu. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. ...18.000'in üzerinde üyeyi resmi olarak bir ayda kaydederek Türkiye'deki 100'den fazla parti içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduk. Sadece bununla kalmadı. Bu ay içerisinde de biraz evvel Gençlik Kolları Başkanımızın ifade ettiği gibi sadece gençlik kollarımız kendi rekorunu kırdı. 10.000'in üzerinde üye kaydını gerçekleştirdi. Hanım kollarımız da bir başka rekor daha kırdı. 12.700 üyeyi de sadece hanım kollarımız kaydetti. Allah onlardan razı olsun. Geçen ay 18.000'in üzerinde üye kaydıyla Türkiye birincisi olduk. Bu ay inşallah bu hızla devam ettiğimiz takdirde 30.000 üyeyi kaydedip yine Türkiye birincisi olacağız. Ve yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak Türk siyasetine damgasını vuracak Allah'ın izniyle. Bu büyük başarılar bizlere merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözünü hatırlatıyor. Ne diyor Erbakan hocamız? Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz düşmandan daha üstün olduğu için kazanmadık. Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi iman, iman ve imanla kazandık diyor. Allah razı olsun. Teşekkürler ederiz. Erbakan hocamızın bu sözünü niye hatırladık? Çünkü yeniden Refah Partimizin mecliste grubu yok. Bazıları gibi yüzlerce belediyesi yok. Allah razı olsun. Teşekkürler ederiz. Cenab-ı Allah coşkumuzu, heyecanımızı, aşkımızı daim eylesin. Bu hak dava uğrunda en büyük hizmetleri, en büyük muvaffakiyetleri inşallah bizlere nasip eylesin. Bizim bazı partiler gibi mecliste grubumuz yok. Yüzlerce belediyemiz yok. Yüzlerce milletvekilimiz yok. Basın desteği, medya desteği, televizyonlarımız, gazetelerimiz yok. Hazine yardımı almıyoruz. İktidarın gücünü arkamıza almıyoruz. Dış güçlerin desteğini arkamıza almıyoruz. Bazı partilere yapıldığı gibi cilalama, parlatma operasyonlarının rüzgarıyla yürümüyoruz. Bütün bu yokluklara rağmen Türkiye'de en hızlı büyüyen parti yeniden Refah Partisi oluyor. Bu davamızın bereketidir. Cenab-ı Allah'ın yardımıdır ve fedakarane dava erlerinin
gece gündüz gayretle çalışması ve terlemesi sonucundadır. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu daha başlangıç. İnşallah ikinci 40 yılda milli görüş erleri çok daha büyük başarılar kazanacak, çok daha büyük zaferler yaşayacağız, çok daha büyük sonuçlar elde edeceğiz Allah'ın izniyle. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli Sakaryalılar, biz milli görüş olarak yıllardan beri ne diyoruz? Milli görüş dışındaki zihniyetler iktidara geldiği zaman milletin yüzünü güldüremezler. Milletten alırlar, imtiyazlılara verirler. Milletten toplarlar, gider dış güçlere verirler. Onun için milli görüşle yönetilmezsek başımıza üç tane felaket gelir. Aç kalmak, işsiz kalmak ve borca esir olmak. Neden bütün bunlar oluyor? 54. hükümetten bu yana geçen 24 seneden beri taklitçi zihniyetler, milli görüş dışındaki iktidarlar bir model uyguluyorlar da onun için oluyor. Bu modelin ne olduğunu biz yıllardan beri anlatıyoruz ve ifşa ediyoruz. Bu ekonomi modelinde, bu sistemde üç tane canavar var. Birincisi faiz canavarı. Bu sene iktidar 300 milyar lira faize para verecek. Bugüne kadar 520 milyar dolar faize para ödemiş. Yetmez. Bu sene bir 300 milyar lira daha verecek. Faiz canavarına giden paralar yüzünden millete imkan kalmıyor. İşçiye, memura, emekliye kaynak kalmıyor. İkinci canavar ne? İkinci canavar rantiyeye, imtiyazlı holdinglere, güçlülere, sermayeye kaynak aktarılması. Yap işlet devret projeleriyle, kamu özel işbirliği projeleriyle bir dolarlık işleri 6 dolara, 8 dolara, 10 dolara ihale ederek bir avuç imtiyazlı holdinge aktarıyorlar. Bu da yetmiyor. Bu holdinglere 128 kez vergi muafiyeti çıkartıyorlar ve milletin imkanlarını, devletin imkanlarını bu imtiyazlı holdinglere aktarıyorlar. Üçüncü canavar ne? Üçüncü canavar kamu kesimindeki muazzam israf. 10 milyonluk makam araçları, milyarlık makam uçakları, milyarlık seyahat masrafları, protokol masrafları, 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş alan bürokratların maaşları, bütün bu canavarları bir araya topladığınız zaman yüz milyarlarca dolar yapıyor. Bu ülkenin, bu milletin yüz milyarlarca dolarlık kaynağı, imkanı bu üç tane canavara gidiyor. Birincisi faiz canavarı, ikincisi imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması, üçüncüsü de kamudaki israf. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu canavarlara aktarılan kaynaklar, imkanlar nasıl toplanıyor, nasıl bulunuyor? Burada da sadece üç tane gelir kalemleri var. Borçsuz, zamsız, vergisiz, faizsiz kaynak üretme, zamla, vergiyle milletin sıkıp suyunu çıkarmak. Bakınız, vatandaş bugün Türkiye'de her sabah yeni zamlarla uyanıyor. Türkiye'de iktidar her gece resmi gazetede yeni bir vergi artışı ya da zam yürürlüğe koyuyor. Zam ve vergi yağmuru altında 85 milyon nefes alamaz hale gelmiş. Önce özel iletişim vergisini %7,5'tan %10'a çıkardılar. Akaryakıttan alınan ÖTV'nin oranlarını arttırdılar. Köprülere, otoyollara zam üstüne zam yaptılar. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta adeta zamları yağmur gibi yağdırdılar. Benzine bir yılda %240, motorine bir yılda %260 zam yaptılar. Rakamlara dikkat etmenizi istiyorum. Konut elektriğine son 6 ayda %136 zam.
Konut doğalgazına son 6 ayda %119 zam. Ticarethane elektriğine son 6 ayda %181 zam. Ticarethane doğalgazına son 6 ayda %135 zam. Tütün ürünlerinin ÖTV'leri yılbaşında %50 arttırıldı. Yetmedi, şimdi geçen hafta bir artış daha yaptılar. Daha geçtiğimiz hafta akaryakıt, doğalgaz, elektrik zam yağmurunun yanında elektronik cihazlardaki TRT bandrol payı vergisini %60 ila %100 arttırdılar. Daha bunları örnekleri çoğaltarak anlatmak mümkün, ancak bu kadar da yeterli. Bizde vatandaşa gelince imkan yok, kaynak yok, bütçe sınırlı ve vatandaşa gelince zam ve vergi yağmuru. Peki bizi kıskanan Almanya'da durum nedir? Bir de Almanya ile Avrupa ile bizi hep kıyaslıyorlar ya, bir de oradaki duruma bakalım. Almanya'da enflasyon %7,5. Yıllık %7,5 enflasyondan dolayı hükümet destek olsun diye bütün hanelere aylık 100 euro elektrik ve doğalgaz desteği paketi açıklıyor. Her haneye, hane başına aylık 100 euro elektrik ve doğalgaz destek paketi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan aylık sadece 9 euroya bütün tramvay, otobüs, metro, toplu taşıma araçlarından bir ay boyunca faydalanabilecekleri 9 euroluk özel bir promosyon bileti çıkartıyor. Bütün Alman vatandaşları ülkenin her yerinde toplu taşımadan sınırsız faydalanacak ve sadece 9 euro ücret ödeyecek. Sadece bu da değil. Almanya'da hükümet 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak akaryakıt üzerinden aldığı vergileri ortadan kaldırıyor. Almanya'da motorinin benzinin litre fiyatı 30 sente kadar ucuzlatılıyor. Bakınız, sadece %7,5 enflasyon olan Almanya'dan bahsediyor. Bizde enflasyon Mayıs ayında yıllık %73'e ulaşmış. Bizde destek paketi yok. Daha vatandaşa dönüyor. Sizde para varsa siz bana verin diyor. İşte Türkiye'de iktidarın hali bu. Kardeşim, enflasyon bütün dünyada artıyor edebiyatı. Ve her gece yeni zamlar ve yeni vergi artışları. Bu iktidar Amerikan Cargill şirketine gelince özel vergi muafiyeti çıkartıyor. İmtiyazlı holdinglere gelince bir kalemde sadece bir tane holdingin 9,5 milyar lira borcunu siliyor. Kendi bürokratına bir ayda 310 bin lira maaş veriyor. Ama vatandaşa gelince zam yağmuru, vergi yağmuru. Bu kadar zam, bir de üstüne döviz kurlarının artışı muazzam bir enflasyona yol açıyor. Türkiye'de yıllık enflasyon Mayıs ayında %73'e fırladı. %73. Üretici enflasyonu ne? %132. Gıda enflasyonu ne? %91,63. Ulaştırma alanında enflasyon ne? %107. Gıda enflasyonunda dünya ortalamasının tam 3 katı seviyesinde bulunuyor. Dünyadaki 189 ülkenin gıda enflasyonu ortalaması %30. Bizde gıda enflasyonu %92. Dünya ortalamasının tam 3 katı. Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere iktidar yetkilileri diyorlar ki, efendim enflasyon bütün dünyada sorundur. Avrupa'da, Amerika'da da enflasyon artıyor. Evet, arttı ama Avrupa'da, Amerika'da enflasyon şu anda yıllık %6, %7, %8 seviyesinde. Onların yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. TÜİK'in tıraşlanmış, özel ayarlanmış %73'lük enflasyonuyla dahi Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinciyiz. G20 ülkeleri arasında enflasyonda birinciyiz.
OECD ülkeleri arasında enflasyonda birinciyiz ve TÜİK'in resmi enflasyonuyla dahi dünyadaki 189 ülke arasında enflasyonda dünya altıncısıyız, dünya altıncısı. Önümüzde 5 ülke var. Bizden fazla enflasyona sahip 5 tane ülke: Venezuela, Sudan, Lübnan, Vietnam, özür dilerim, Zimbabwe ve Sudan. Bakınız, Venezuela dünyada zaten enflasyonun en yüksek olduğu bir yer. Dünya enflasyon şampiyonu. Sudan iç savaştan yeni kurtuldu, ikiye bölündü, açlıkla boğuşuyor birçok yerleri. Sudan önümüzde. Zimbabwe açlıkla boğuşuyor. Zimbabwe'de enflasyon bizden fazla. Suriye 10 seneden beri iç savaşın içerisinde. Bizim önümüzdeki ülkelerden bir tanesi Suriye. Lübnan geçtiğimiz aylarda moratoryum ilan etti. Merkez Bankası'nın iflasını ilan etti. Bizim dünyada enflasyon olarak önümüzde olan 5 tane ülke bunlar. Biz dünya altıncısıyız. O da TÜİK'in resmi enflasyonuyla dahi. Efendim, Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Bu nedenle bölgemizdeki savaştan dolayı bizde de enflasyon patlıyor, bizde de hayat pahalı oluyor. Ya kardeşim, savaşın fiilen içinde olan Rusya'da yıllık enflasyon %17,5 seviyesinde. Savaşın diğer tarafı olan Ukrayna'da yıllık enflasyon %16,5 seviyesinde. Rusya'da hem faizler hem enflasyon Türkiye'den düşük, hem de Rus rublesi dolar karşısında değer kazanıyor. Onlar savaşın içerisindeler, fiilen savaşıyorlar. Dünya kadar uluslararası yaptırımla Rusya boğuşuyor. Buna rağmen yıllık enflasyonu %17,5 ve Rus parası ruble Amerikan doları karşısında değer kazanıyor. Bizimkiler de hala daha, efendim, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ekonomik kriz oldu, emtia fiyatları arttı, her yerde kriz var hikayelerini anlatmaya devam ediyor. 20 seneden beri bu kadar geniş yetkisi olan ama hiç sorumluluğu olmayan bir başka iktidarı bu ülkede görmedik. 20 seneden beri bütün güzellikler bizden kaynaklanıyor diyorlar, bütün yanlışlar, bütün eksikler, bunların hiçbirinde bizim sorumluluğumuz yok diyorlar. Senaryo yazma yarışması açılsa, senaryo yazma konusunda, hikaye anlatma konusunda, mağduriyet edebiyatı yapma konusunda AK Parti iktidarı dünya birincisi olur, dünya birincisi. Diğer taraftan üretim her alanda azalıyor. Bakın, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2.588.000 çiftçi vardı. 2022'ye geldiğimizde kayıtlı çiftçi sayısı 493.000'e düştü. Neden böyle oldu? Çiftçiye, köylüye gidip kepek ekin tavsiyesinde bulunan, bu tavsiyeyi yapacak kadar tarımdan uzak olan tarım bakanlarının elinde ne tarım kaldı, ne hayvancılık kaldı, ne çiftçi kaldı da onun için. 2.588.000 çiftçi düşe düşe 493.000'e kadar düşmüş. Neden böyle oldu? AK Parti iktidarının, AK Parti hükümetlerinin uyguladığı ithalat odaklı tarım politikaları yüzünden oldu. Bakın, bu sene tarımsal desteklemelere ayrılan pay ne kadar bütçeden? 25.8 milyar lira. Peki bu sene bütçeden faize ayrılan pay ne kadar? 300 milyar lira. 300 milyar lira. Milyonlarca çiftçiye ayrılan desteğin 12 mislini faize veriyor. Çiftçi perişan oluyor. Bu mazot fiyatlarıyla tarla sürmesi mümkün değil. Bu elektrik fiyatıyla tarla sulaması mümkün değil. Bu gübre fiyatıyla, bir senede %500, %600 artan gübre fiyatıyla tarlaya gübre atması mümkün değil. Bu kotalarla, bu sınırlamalarla, bu düşük taban fiyatlarıyla çiftçinin ayakta durması mümkün değil. Çiftçi ürettikçe batıyor,
ekip biçtikçe elindekini, avucundakini kaybediyor. Aynen memur gibi, aynen emekli gibi, aynen asgari ücretli gibi, aynen küçük esnaf gibi çiftçi de perişan durumda. İşte bu sebeple bu girdi maliyetleriyle matematik olarak ayakta durması mümkün olmadığından AK Parti iktidarında 2 milyon 100 bin çiftçi tarımdan uzaklaşmış, çiftçiliği bırakmış durumda. Böyle olunca ne oluyor? Karkas et, canlı hayvan, büyükbaş, küçükbaş, buğday, un, saman, nişasta, domates, patates, ayçiçek yağı, aklınıza ne gelirse ithal etmek mecburiyetinde kalan bir ülke. 20 senelik iktidarın sonunda dünyada tarımda kendi kendine yeten birkaç ülkeden bir tanesi olan Türkiye en temel tarım ürünlerini bile ithal etmek mecburiyetinde kalıyor. Bakın şimdi sıra şekere geldi. Bakanlık 400 bin ton pancar şekeri ithal edeceğim diye açıklamada bulundu. 400 bin ton şekeri ithal edecek. Üstelik gümrük vergileri sıfırlanmış, hiçbir vergi ödenmeyecek, hiçbir ek maliyete katlanılmayacak, doğrudan doğruya dışarıdan 400 bin ton şeker gelecek. Ya bu ithalatı yapmadan önce geçtiğimiz senelerde Türk şeker fabrikalarının kamuya ait 25 fabrikasından 14 tanesini satarken aklınız neredeydi Allah aşkına? 5 tane şeker fabrikasını $295 milyon sattı. Şimdi bir senede 320 milyon dolarlık şeker ithalatı yapacağım diye meydana çıkıyor. Kamunun şeker piyasasındaki üretim miktarını, üretim oranını %50'nin altına düşürdüler. 25 fabrikadan 14 tanesini sattılar. Aynı zamanda pancar üreticisine kota koydular. Tam tersine nişasta bazlı şekerin kotasını Cumhurbaşkanlığı kararıyla arttırdılar. Ve bütün bu uygulamaların sonunda Türkiye artık şekerini dahi ithal edecek duruma kaldı. AK Parti hükümetleri pancar şekeri yerine nişasta bazlı şekerin yayılmasına izin verdi, destek verdi. Kendi pancar çiftçimize kota koyarken Amerikan Cargill şirketi için nişasta bazlı şekerin kotasını arttırdılar. Kendi çiftçimize, kendi köylümüze borcunu ödemediği için traktörünü haczederken Amerikan Cargill firmasına özel vergi muafiyeti çıkarttılar. Böyle milli bir duruş olur mu? Böyle milli bir iktidar olur mu? Amerikan Cargill'e gelince her türlü imtiyaz, her türlü destek, kendi çiftçimize gelince kotalar, yasaklar, engellemeler, hacizler. Bu nasıl bir iktidardı? Bütün bu uygulamaların sonunda şekeri de ithal etmek mecburiyetinde kaldık. Hayırlı uğurlu olsun. 400 bin ton şekerin uluslararası piyasada ton başına fiyatı $550, nakliye ile beraber ton başına $750, 400 bin ton şeker için $300 milyon parayı şimdi dışarıya ödemek mecburiyetinde kalıyor. 300 milyon dolar demek 5,5 milyar lira demektir. 5,5 milyar lira. Ya bu ithal şekere vereceğimiz 5,5 milyar lirayı kendi çiftçimize destek olarak verseydik, bir de kendimize ait yıllardan beri tıkır tıkır çalışan bu şeker fabrikalarımızı satmasaydık ne olurdu Allah aşkına? Ama nerede? Bunların kitabında yerli çiftçiyi desteklemek diye, üretmek diye, ihraç etmek diye bir şey yazmıyor. Bunların işi gücü varsa yoksa borç almak, faiz ödemek, vergi koymak, beton, çimento ve ithalat yapmak. Bunların işi gücü işte bu. Erbakan hocamızın meşhur bir sözü vardı. Diyordu ki evet doğru, siz de bizim yanımızdaydınız. Siz de bizim hükümetimizde bakandınız. Ancak bakardınız ama görmezdiniz diyor. İşte Erbakan hocamızın sözünü burada hatırlıyor. Erbakan hoca size borcu, krediyi, faizi, beton, çimentoyu ve ithalatı mı öğretti? Erbakan hoca bütün hayatını
üretime, ihracata, kalkınmaya, sanayileşmeye, yerli tarım ve hayvancılığı desteklemeye adadı. Ama maalesef bakmışlar ama görememişler. Erbakan hocamızın dediği gibi, Erbakan hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynamışlar. Bütün bu uygulamalar bu gerçeği ortaya koyuyor. Biz yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu sistemi ortadan kaldıracağız. Fakirden alıp zengine veren bu düzeni değiştireceğiz. Borç, faiz ve ithalattan başka bir şey bilmeyen bu anlayışı kökünden kaldıracağız Allah'ın izniyle. Biz yeniden Refah iktidarında kaynak lazım olduğu zaman borç al, zam yap, ilave vergi koy veya devlet varlıklarını satıp yok et, kaynağı bu şekilde bul anlayışına son vereceğiz. Biz milli kaynak paketleri kitabımızda da ortaya koyduğumuz gibi borçsuz, zamsız, vergisiz bir sene içerisinde 150 milyar dolar kaynak bulacağız Allah'ın izniyle. 150 milyar dolar. Nereye gidecek bu kaynak? Asıl sahibi olan millete, iktidarın yakınlarına, akrabalara, partililere, imtiyazlı holdinglere değil, dar gelirli milyonlara, işçiye, memura, çiftçiye, küçük esnafa gidecek bu kaynaklar. Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak. Önce imtiyazlılar anlayışıyla değil, önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz. Önce imtiyazlı holdingler demeyeceğiz. Önce işçi, memur, emekli diyeceğiz. Önce imtiyazlılar değil, önce küçük esnaf, önce kendi çiftçimiz diyeceğiz. Önce Kargil demeyeceğiz. Önce kendi çiftçimiz diyeceğiz. Yeniden Refah iktidarında kamuda israfı ve savurganlığı ortadan kaldıracağız. Bir dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesini, bu milletin hakkının, bu devletin kaynaklarının bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılmasının önüne geçeceğiz. Denk bütçeyi gerçekleştirip milyarlarca dolarlık faiz ödemesinin önüne geçeceğiz. Borç faiz ekonomisi, beton çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız. Tarım ve hayvancılık alanında, sanayi ve teknoloji alanında üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Yeniden Refah iktidarında borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok, imtiyazlara kaynak aktaracağım diye milleti sıkıp suyunu çıkarmak yok. Peki ne var yeniden Refah iktidarında? Milli kaynak paketleri var. Önce millet anlayışı var. Önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var. Memura, işçiye, emekliye %100 maaş zammı var. Ne var yeniden Refah iktidarında? Engelli maaşlarının en azından asgari ücret seviyesine çıkarılması var. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması var. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları var. Vergisiz mazot var. Vergisiz elektrik var. Bütün girdilerin devlet desteğiyle en ucuz şekilde sağlanması var. İşsizliğe karşı istihdam oluşturmak adına 81 ilimize 681 refah projesi var. Yeniden Refah iktidarında üretim var, istihdam var, ihracat var, EYT mağdurlarına emeklilik hakkı var, atanamayan öğretmenlere atama var. Gardiyan devlet değil,
milletin hizmetkarı olan garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara, sadece iktidara yakın olanlara değil, herkese refah var, bolluk var, bereket var, refah var. Çünkü biz milli görüşüz, çünkü biz yeniden refahız. Bütün bunları kim yapabilir? Bu sorunun cevabını biz çok iyi biliyoruz. Aslında milletimiz de çok iyi biliyor. Bütün bunları ancak ve ancak milli görüş yapabilir. Neden böyle? Çünkü bu gerçek 50 seneden beri denendi ve görüldü de onun için. Bu milli görüş öyle bir görüş ki 50 seneden bu yana ne zaman iktidar ortağı olduysa önce millet dedi ve mazlumların, ezilenlerin iktidarı oldu. Dar gelirlilerin iktidarı oldu. Bu gerçeği milletimiz de çok iyi biliyor. Nasıl yapacaksınız? Nasıl yapacağımızın cevabı çok basit. Ta 1976-77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesini nasıl başardıysak geleceğiz ve 81 ilimize 681 proje hamlesini de aynı şekilde başaracağız inşallah. Nasıl yapacağız? 54. hükümette 6 ayda rantiyeye, faize giden paraları kurtarıp 6 ayda 35 milyar dolar kaynağı nasıl bulduysak bu sefer ikinci 40 yılda geleceğiz. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde. 54. hükümette denk bütçeyi nasıl yaptıysak geleceğiz ve yine aynı şekilde yapacağız. 54. hükümette işçi, memur ve emeklinin, dar gelirli milyonların refah seviyesini, alım gücünü en kısa sürede nasıl en yüksek oranda arttırdıysak yine geleceğiz. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, çiftçinin refah seviyesini, alım gücünü aynı şekilde arttıracağız. 54. hükümette nasıl ki güçlülerin, imtiyazlıların, dış güçlerin iktidarı değil, mazlumların, ezilenlerin iktidarı olduysak yine geleceğiz ve yine mazlumların, yine ezilenlerin iktidarı olacağız inşallah. Adalete, refaha, insan haklarına, huzur ve barışa ancak ve ancak milli görüşle ulaşılır. Milli görüşte ancak ve ancak yeniden refahla gelir. Yeniden meydanlara inme vakti gelmiştir. Anadolu'nun her köşesinde milli görüş sancağını dalgalandırma vakti gelmiştir. Milli görüşün sesini, kurtuluş müjdesini herkese, her eve ulaştırmanın vakti gelmiştir. 94 şahlanışının, 95 şahlanışının heyecanını yeniden yaşama ve yeniden yaşatma vakti gelmiştir. Birinci 40 yılda nasıl ki milli görüş o tarihi şahlanmaları yaşattıysa, ikinci 40 yılda da o büyük şahlanışı yaşama zamanı yaklaşmıştır. Birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olmuştu. İkinci 40 yılda da baharı başlatan çiçek yeniden refah olacaktır. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki kitaplarımız, projelerimiz, kaynak paketlerimiz hepsi hazır. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımız. Türkiye'nin sorunları ve çözümlerimiz kitabımız. Milli kaynak paketleri kitabımız. 81 ilimize 681 proje kitabımız. Ve şimdi milli siyaset kurullarımızın ortaya koyduğu bütün bakanlıklarda ilk 100 günde hangi icraatları yapacağımıza dair
100 gün icraatlarımız kitabımız, kitaplarımız, projelerimiz, kaynaklarımız hazır. Bundan da daha önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır. İhale için, makam mevki için, şöhret için değil, halka hizmet, hakka hizmettir şuuruyla çalışan, sizin en hayırlınız insanlara faydası dokunandır düsturuyla hareket eden, Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır. İnşallah yeniden geleceğiz ve bu milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz Allah'ın izniyle. Bu vesileyle sözlerimizi noktalarken bir kez daha değerli il başkanımıza, bu kongremizde seçilecek olan yönetim kurulu üyelerimize, büyük kongre delegelerimize başarılar diliyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Burada bu salonun hazırlanmasında, bu kongrenin organizasyonunda emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürler ediyorum. Değerli misafirlerimize, protokol mensuplarına, bu salonu böylesine aşkla, heyecanla dolduran bütün Sakaryalılara, tüm milli görüşçülere, hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Erbakan hocamızın sözleriyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Allah nurunu tamamlayacaktır. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Toplantımız hayırlı olsun, kongremiz hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ederim. Ukrayna Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İki tane genç kardeşimiz alalım, biz kürsüyü buradan alsınlar. İki genç görevli kardeşimiz kürsüyü hemen buradan alsın. Muhterem Genel Başkanımızın Hanım Kolları Başkanımıza bir plaket takdimi olacak. Yalnızca Hanım Kolları Başkanımızı sahneye alacak. Yalnızca Hanım Kolları Başkanımızı. Hanım Kolları Teşkilatımızın tamamını çiçek takdim için sahneye davet ediyorum. Hanım kollarımızın dışında kimse sahneye çıkmasın, rica ediyorum. Kollarımıza teşekkür ediyoruz. Kendini sahneden aşağıya davet ediyoruz. Hızlı bir şekilde programımız çok yoğun. Yeni seçmen olarak ilk kez oy kullanacak Emirhan Tınaz, Muharrem Yılmaz, Cihan Başar kardeşlerimizi sahneye davet ediyorum. Genel Başkanımızın rozet takdimi olacak. Evet, Muharrem Yılmaz, Cihan Başar, Emirhan Tınaz'ı bekliyoruz. AK Parti'den istifa edip partimizi iltihak eden Mustafa Şafak, Yasin Gül, Seyit Emre Ayaz, Ufuk Şen, Mesut Tanrıverdi, Hüseyin Keser, Atilla Varol,
Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Alaaddin Avcıoğlu, Volkan Kumru, Gelecek Partisi'nden istifa eden Abdullah Sarık ve ekibi, Büyük Birlik Partisi'nden istifa eden Oğuzhan Tepe, AK Parti'den istifa eden Sedat Bozkurt, AK Parti'den istifa eden Engin Tuna, Büyük Birlik Partisi'nden istifa eden Gürkan Aydın, AK Parti'den istifa eden İlhan Aykaç, Vuru Osaka, Ercan Kahraman. Bu abilerimizi de sahneye alacağız rozet takdimi için. Rozet takdiminden sonra rozet takılacak arkadaşlarımızın her birini arka tarafa izaya istiyorum. Tek tek fotoğraf yok arkadaşlar, rica ediyorum. Hızlı bir şekilde birer rozet takılıp devam edilecek. Komiserim şunu alalım arkadaşlar. Abi şöyle sırayla geçin arkadan. Arkadaşlar sizi böyle alabilir miyim? Şu tarafa alayım sizi. Hilal yapalım şuraya. Yan yana hilal yapalım. Yan yana hilal yapalım. Arkadaşlar salondan ayrılmıyoruz. Birazdan Ammar Acarlıoğlu abimizin ve Abdülkadir Kömür abimizin inşallah konser olacak. Salondan ayrılmıyoruz. Delegelerimiz oy kullanmadan salondan ayrılmıyorlar. Rica ediyorum. Evet, toplu bir fotoğraf alıyoruz. Ömer Bey tamam mıdır? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı sahneden aşağıya alıyoruz.
Arkadaşlar sahneyi boşaltmamız gerekiyor. Sizlerden istirham ediyorum. Kongremiz devam edecek. Birazdan seçime geçilecek. Evet, sahnedeki misafirlerimizi aşağı alacağız.